Esenyurt'ta Ramazanlar nasıl geçiyordu daha önceleri? Esenyurt'ta daha önce gözlemlediğim kadarıyla meydanlarda iftar çadırları oluyordu. Fakirler gidiyordu. Karnını doyuruyorlardı işte. Mahallelerde de oluyor muydu böyle yoksa sadece meydanda mı oluyordu? Ben sadece meydanda gördüm. Mahallede de öyle sosyal ilişkiler biliyorsunuz. Teknolojik gelişmeler bağlı sosyal ilişkiler sıfırdır. Komşu ilişkileri, arkadaş ilişkileri. Şu anda oluyor mu peki yine? Şu anda meydanda iftar çadırı yok. Olsa fakirler için iyi olur. Başka noktalarda var mı bilmiyorum. Kıraç'ta, karşı tarafında, Mehter Çeşme tarafında var mı bilmiyorum merkez yerlerde. Bölge mi oluyor? Oluyor. Sadece burası Esenyurt bu meydandan ibaret değil biliyorsunuz yani. Kıraç büyük bir yer. Ondan sonra şu İnoya tarafları büyük mahalleler. Öncüleri oralarda oluyor muydu bunlar? Oluyordu. Orada arkadaşlar var, bir Erbakan Parkı'nda oluyormuş. Yani olsa iyi olur. En azından maddi durumu hiç olmayan insanlar var. Gelip sokakta yatan insanlar var, dışarıda ihtiyaç sahipleri var. Olsa iyi olur diye şey yapıyorum ben. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani sonuçta biz vergi ödüyoruz. Bu vergilerin yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine gitmesini istiyoruz. Eskiden şunu da belirteyim. Suriyelilere, işte ihtiyaç sahibi olmayan menfaatçı insanlar vardı. Onlara da gidiyordu. Bunu da gözlemledik. Şu anda inşallah belediye düzelir. Bildiğim kadarıyla borç almışlar belediyeyi. İnşallah sistem oturur da eskiye döneriz yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani eskilerden de yaptılar. Bu parklara yaptılar. Ben geldiğimde burada bir şey yoktu. Burada bir düzenleme yaptılar. Burada bir kanal vardı. Çok ilkel bir yerdi. Düzenlemeler falan yaptılar. İnşallah bunlar da devamını getirirler. Esenyurt'ta Ramazanlar önceleri nasıl geçiyordu? Abicim önceleri Esenyurt'ta Ramazanlar yardıma muhtaç olanlara yardım ediliyordu. Evlere yemek götürülüyordu. Mahallelerde iftar çadırları, iftar sofraları kurulurdu. Her mahallede olurdu. Hani belediye başkanı bizzat, yani bu CHP ya da AK Parti demiyorum. O geçen dönemin parti belediyesinde mahallelerde iftar çadırı, sofrası kurulurdu ama şimdi öyle bir şey yok. Meydanda mesela sadece bir tas çorba veriyorlar. O kime yetecek ki? Neden bir dünya dışarıda yatan insanlar var, kalan insanlar var. Bir parça ekmekle ufak bir tas çorba veriyorlar. Kıraç'ta olsun. Esenyurt'ta çok mahalle var bildiğim kadarıyla. Örnek Mahallesi, Balık Yolu, Tabela, hani saymayla bitmez. Her mahallede kesinlikle iftar çadırları, iftar sofraları kurulurdu. Ama şimdi CHP'nin başa geçtiğinden belli öyle bir şey yapmıyorlar. Evlere yemek götürürlerdi. Bilmiyorum yani sizin düşünceniz ne? Benim düşüncem böyle. Fakirlere, fukaralara. Şimdi ülkemize Suriyeliler de geldi. Hani dışarıda 100 kişiden 70'i Suriyeli. Onlar da sonuçta yardıma muhtaç insanlar. Tam Suriyeli diye ırkçılık yapmaya gerek yok. CHP başa geçti. Adamlar yardım edeceği yerde dükkanlarını kapatıyorlar. Öyle yani. Görünen köy uzakta değildir. Hani Şaban der yani. Görünen köy kılavuz istemez abi. Dükkanlarını kapatıyorlar. CHP'lere yani negatif şeyler yapmaya çalışıyorlar. Pozitif şeyler yapacaklarına mesela. Abi sen o insana yardım etmezsen o insan ne yapacak? Yarın bir gün hırsızlık yapacak. Bunun malına gözleyecek. Bunun malına gözleyecek abi. Karnı aç olan insan ne yapar abi?